Değerli yatırımcılar, herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Erancı Umut. Bugün konumuz Bitcoin fiyatları olacak ama Bitcoin noktasında teknik analize girmeden önce biraz da sizinle sohbet etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok üzücü gelişmeler yaşanıyor Bitcoin cephesinde. Fiyatlama noktasında değil, yanlış anlaşılmasın, yatırımcıların psikolojisi noktasında. Özellikle de son dönemde yaşanan Bitcoin'deki çok hafif montanlı geri çekilmeden sonra inanılmaz bir fırtına koptu. Bakın bu kelimeleri özenle seçiyorum. Çok hafif bir geri çekilme ve fırtına koptu. Şimdi İran-İsrail çatışmasının çatışmasıyla beraber şöyle bir sosyal medyaya baktım. Özellikle de kripto para fenomenlerine şöyle baktığım zaman işte tüm paramı kaybettim. Bütün varlığımı kaybettim. İşte e, uzunca bir süre artık bu piyasada yer almayacağım tarzında söylemlerin olduğunu gördüm. Şimdi başka bir yerde Allah rahmet eylesin sanırım bir kripto para fenomeni yani yüksek takipçili bir hesabın sahibi intihar ettiğini öğrendim. Şimdi tüm bu gelişmelere bakınca dedim ki ya lan Allah Allah dedim ne oluyor yani burada? Hani ne olabilir kripto para? Çünkü malum bayram tatilindeyiz öyle laptop'ın karşısında da oturmuş değilim. Tabii ki uzaktan takip ediyorum ama. Yani fiyatlardaki geri çekilme de öyle çok da dikkatimi çekmedi açıkçası. Çünkü çok kuvvetli bir geri çekiliş görmediğim için. Ya şimdi şöyle bir baktım kripto para fiyatlarına. Ya değerli yatırımcılar. Şimdi ilginç bir şey var. Kripto paralarda öyle çok ciddi bir geri çekilme yok. Yani ciddi geri çekilme yok derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani normal standart bir kar realizasyonu var. Yani biz kripto paralarda ne düşüşler gördük değil mi hatırlıyorsunuz? 69 bin dolar. 15 bin dolar düşüşünü gördük. Çöküş budur. Ya şimdi böyle sosyal medyada böyle kelimeler görünce dedim ki ulan Allah Allah dedim yani. Burada çok acayip bir şey oldu deyip hemen bilgisayar başına atladım. Baktım ya hiç de öyle bir şey yokmuş. Sonradan öğrendim ki daha doğrusu zaten fiyatlara baktıktan sonra bu feveran halindeki e, sosyal medya mesajlarını gördükten sonra net bir şekilde anladım. Buradaki olağan şüpheli hatta olağan değil kesin şüpheli kaldıraç. Ben zaten yatırımcıları hiçbir şekilde bu konuda anlayamıyorum. Kaldıraç noktasında gerçekten anlayamıyorum. Ya bakın, değerli takipçiler, değerli yatırımcılar ben 2011 yılında hisse senedi piyasasına girdim. Ondan sonra da işte hayat beni forex piyasalarına itti. Forex piyasalarında yer aldım. Yaklaşık 4 ya da 5 senelik bir forex sektörü deneyimim var. Yani bence ciddi tecrübeler elde etmek için 5 sene yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. Belki daha fazladır yani eksiği var. Fazlası yoktur 5 sene tabirini kullandığında. Şimdi e, şöyle bakıyorum. Ben hiç Forex piyasasında kazanan görmedim. Kazananları şöyle gördüm. Adam mesela yani yatırımcı geliyor diyor ki ya hani e, örnek veriyorum dolar tl yukarı mı aşağı mı ya da euro dolar yukarı mı aşağı mı, petrol yukarı diyorum diyor mesela yatırımını yapıyor bir şey oluyor, bir gelişme oluyor. Şans eseri çat diye bir yukarı doğru fiyatlama söz konusu. Acayip para kazanıyor. Bunu gördüm ama istikrarlı bir şekilde para kazanan görmedim. Ne demek istiyorum? Şimdi az önce bahsettim ya yani bir kumar oynayan yani yazı turu atıp yazı deyip gerçekten de paranın yazının ön yüzünün geldiği bir atmosferde parayı kazanıyor. Ama şimdi kazandığı para tatlı geliyor ya bu parayı bir daha kazanacağını düşünüyor. Çünkü beyin böyle çalışır bir şey yaptın doğruysa demek ki doğru yoldayındır. Oğlum Eren buradan devam. Hadi yapıştır. Hadi buradan yapıştır parayı kazanıyorsun. Aslansın kaplansın modunda çalışır beyin. E, dolayısıyla da şöyle bir unsur söz konusu oluyor. Parayı yatırıyorsun. İkincisini de kazanamıyorsun ve bütün varlığın kayboluyor. Ya da ikinci de kazanıyorsun. Üçüncü de daha yüklü giriyorsun. Aldığını veriyorsun. Bakın kaldıraçta kaldıraçta Herhangi bir şekilde istikrarlı para kazanıyorum diyen yalan söyler değerli yatırımcılar. Belki bu videonun altına çok fazla eleştirel yorum gelecek. Belki de ya bu düdük makarnası neden bahsediyor? Tarzında yorumlar da gelecek. Çünkü biliyorsunuz bizim e, ülkemizde düşüşler her zaman bilinir, yükselişler her zaman bilinir. Herkes deli dehşet bir şekilde para kazanır. Borsa olsun, forex olsun, kripto paralarda olsun, herkes zengin. Herkes inanılmaz dahi bir trader. Herkesin şansı yaver gidiyor. Yani hiçbir zaman ben görmedim ki ya bir şanssızlık oldu. Ekstra bir gelişme oldu. Aslında yönü doğru tahmin, tahmin etmiştim ama bu gelişme olduğu için bir anda düştü. Şanssızlıktan para kaybettim diye hiç görmedim. Bir gelişme oluyor. Şak diye fiyatlar aşağı doğru duruyor. Herkes diyor ki bak ben demiştim. Başka bir gelişme oluyor. Ciddi bir rally oluyor herhangi bir enstrümanda. Herkes diyor ki o gördünüz mü? İşte ben iki gün önce bir hafta önce 5 sene önce bunu söylemiştim. Bunu bildim. Herkes biliyor zaten. E dolayısıyla da şimdi kaldıraç 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 yani şimdi şu kaldıraç derdinden ne zaman kurtulacağız? Gerçekten ben anlam veremiyorum. Ya bakın. yani hayatlar bitiyor bu kaldıraçtan dolayı. Ya ben size hiç kaldıraç yapmayın demiyorum ama bir kaldıraç ile işlem yapmak istiyorsanız mutlaka o kaldıraçı kompanse edecek kadar geliriniz ve mal varlığınız olması lazım. Ya Forex'te 1'e 100'dür değerli yatırımcılar. 1'e 100. 1 liram var. 100 liralık işlem yapıyorsunuz. Bakın daha ağır matematiğe girip de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi kripto para piyasası zaten kendi içerisinde ciddi oynak, volatil. 69 bin dolardan 15 bin dolara düşüyor bitcoin. Şaşırmıyorsun. Bir anda 15 bin dolardan bir kalkıyor. İşte bitcoin ETF'i onaylandı. İşte SEC tarafından onaylandı. Ethereum bir ETF'leri geliyor falan diye 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 diye. Buradan kalktı gitti 74-75 bin dolara. Belki yıl içerisinde 83 bin 500 dolar gözükecek. Belki de 100 bin dolar üzeri gözükecek. Bakın burası teknik bir konu. Teknik analizin konusu. Şu anda konu bu değil. Birazdan geleceğim oraya. Ama zaten kendi içinde çok ciddi oynak olan bir piyasada. Geçen Binance'a bakıyorum. Ya da işte Gate.io'ya bakıyorum. Ya da diğer farklı enstrümanlara bakıyorum. Diğer farklı e, borsalara bakıyorum. Yanında yazıyor 2x, 3x, 10x, 20x. Ya inanılır gibi değil yani 1 liralık param var 20 liralık varmış gibi yapıyor yani 20x inanılmaz bir şey ya zaten kendi içerisinde x'siz yani kaldıraçsız işlem yaptığınızda ciddi anlamda can yakması kuvvetle muhtemel olan bir e, enstrümandan bahsediyoruz ki enstrüman olup olmadığı da tartışılan bir konu. E bir de buna kaldıraç yüklüyorsunuz yukarıda çok ciddi para kazanacağım neymiş yükseliş hareketi hayır ben yükselişten bıktım düşlerde de para kazanacağım yani yükselişi yakaladınız. Bir de kaldıraçla short açıp short pozisyon açıp düşüşlerden de para kazanılacak. Ya bu kadar para hırsı bu kadar aslında para hırsı değil bu. Kısa yoldan zengin olma hırsı her zaman ama her zaman her zaman sizi zarara uğratır. Mal varlığınızı elinden alır. Sizi yok eder. Önemli olan yatırım dünyasında istikrarlı az ama öz para kazanmaktır. Tabii ki çok para da kazanabilirsiniz. Keşke herkes çok para kazansa. Keşke kimsenin geçim derdi olmasa ama inanın bana yani bu sektörde işlem yapanların zaten geçim derdi yok ki. Tasarrufunu daha iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyor. E şimdi bakıyorsunuz aylık enflasyon yüzde buçuk. Ya sen zaten hani resmi rakam yüzde buçuk. Hani bu da eleştiriliyor ayrı mesele ama. Siz zaten yüzde üç buçuk olan aylık enflasyon ötesinde para kazanıyorsunuz. Real bazda zaten para kazanıyorsunuz. Ama yatırımcı diyor ki hayır ya ne yüzde buçuk. Ben yüzde beş buçuk para kazanmak istiyorum. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Bakın hayatlar bitiyor. İntihar vakaları var. Forex'te az mı intihar vakaları gördük? Özellikle de bir, de, bir dönem e, askeri bir e, yapı içerisinde. Yani yapıdan kastım şu. Genelde e, ordu mensuplarının da çok fazla e, oynadığı, çok fazla yatırım yaptığı bir e, bölümdü yani FX bölümü. Şimdi bunun da sebebini çok da anlayabilmiş değilim aslına bakarsanız ama konu bu değil. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Yani dolayısıyla bu kaldıraç oranı yani her türlü yön doğru bilinecek, bütün mal varlığını koyacaksın üzerine bir de 10x yapacaksın. Ne oldu? Köşeyi döndüm. Ya tutsa da ne olacak? Hadi tuttu diyelim, 100 liranızı 1 milyon TL yaptınız. Ya inanın bana o psikolojiyle siz 1 milyonu 100 milyon yapmak için uğraşacaksınız ve o 1 milyon da gidecek. Forex'te bunlar oldu. Kayıp oranı 97 olan bir ee, sistemden bahsediyoruz. Ya nasıl kazanabilirsiniz? Yok, kazanamazsınız. Kazanamıyorsunuz da zaten. Şimdi dolayısıyla şu kaldıraç olayını yani bir tarafa bırakalım değerli yatırımcılar lütfen. Yani rica ediyorum. Çünkü bu size zarar verir. Bir kere bir birimlik paranız var. 100 birimlik işlem yapınca psikolojisi bir düşünün. E zaten hisse senetleri piyasasında yani kredili mal alımı kaldıraçtan e bahsetmiyorum ama kaldıraçsız yani kredisiz benim ne kadar param varsa o kadar yatırım yaparım diyebileceğiniz bir enstrüman olan hisse senedi piyasasında bile Hafif montan yani devasa rallinin ardından hafif montanları geri çekilmelerde bile sosyal medyada, televizyon ekranlarında hepimiz görüyoruz. Küçük yatırımcının parasını çalıyorlar. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? SPK göreve, devlet başa ya da kuzgun leşe tarzında tepkiler var. Ya yani kaldıraçsız yapılan bir piyasada bile normal ufak tefek kar realizasyonları, kar satışlarında bile ortalık yangın yerine dönüyor. E bir de kaldıraç kullanıyorsunuz. Çok hafif bir gevşeme bile paranızı sıfırlayabilir. Bakın yönü doğru tahmin etseniz bile. O hani teknik analiz eğitimlerindeki e, ben de anlatıyorum. Ana trendler vardır. Ana trendlerin içerisinde ortanca trendler vardır. Onların içerisinde de küçük trendler vardır. Yani ana yön bozulmaz. Ama o ana yön içerisindeki minik zikzaklar vardır. İşte o zikzaklardaki hafif montanlı bir gevşeme bile. Sizin paranızı çok yüksek kaldıraç olduğu için sıfırlayabilir. Bir de yani kaldıraç. Hani her şeyi hallettik, ya affedersiniz de tüm kuşlarla tanıştık, hani bir leylek mi kaldı? Ben yani gerçekten doğru tabirleri seçmeye çalışıyorum, biraz da esprili yaklaşmaya çalışıyorum ki daha net anlayın. Yani şu kaldıraç sisteminden, kaldıraç olayından uzak durun. Bir daha söylüyorum, kripto paralar gerçekten ciddi anlamda zaten kendi işlerinde oynak, bakın. 74 bin dolarlara geldi. Bugün 60 bin dolar. 14 bin dolar Bitcoin'de geri çekilme olmuş ve ben buna normal diyorum. Çünkü Bitcoin fiyatları kripto paralardaki bu tarz geri çekilmeler normal. Bu tarz oynaklıklar normal. Hatta oynaklık bile değil bu. 69 bin, 15 bin. Bakın bu düşüş söylüyorum size. E 14 bin, 10 bin dolar, 15 bin dolar geri çekilmelerde kar satışı olarak nitelendiriliyor ki birazdan grafiklerde göreceğiz. Şimdi burada hangi kaldıraç dayanır arkadaşlar Allah aşkına? Dolayısıyla lütfen İstikrarlı bir şekilde para kazanma derdinde olun. İstikrarlı bir şekilde tasarrufunuzu enflasyona karşı korumaya çalışın. Bu sektörde zengin olacağım modunda bu sektöre girerseniz elinizdeki avucunuzdakini de kaybedeceksiniz. Tarih yani bu enstrümanlarda teknik analize trade tarihi bu kafa yapısıyla bu piyasaya girip toprak olanlarla yani sistemde finansal sistemde toprak olanlarla dolu o bakımdan dolayı lütfen kaldıraç olayından uzak durun. Yani ben çok profesyonelim. Ben yıllardır trade ediyorum. Portakal suyu da trade ettim. Canlı hayvan da trade ettim. Hisse senedi de trade ettim. Ettim de ettim. Sıkıldım ettim. Ettikçe sıkıldım. Tarzında yaklaşanlar da batıyor. Batacak. Yani çok profesyonel olmanız kaldıraçta çok acayip paralar kazanmanız anlamına gelmiyor. Çünkü şunu çok iyi bilin ki bugün denizde boğulanların %99.9'u yüzme bilenler. Çünkü o özgüven ya ne de olsa ben ya müthişim ya ben bir daldım mı kara batak gibi 10 kilometre öteden çıkarım dipten. Yüzeye 10 kilometre 15 kilometre öteden çıkarım diyenlerle dolu. İşte o bakımdan dolayı boğuluyorlar. İşte o bakımdan dolayı bu sektörde bu piyasada batış oluyor. Hele hele zaten hiç bilmiyorsan normalde de zaten kaybedersin. Kaldıraş oldu mu Hani boksörsünüz, yeni lisans almışsınız, Mike Tyson'ın önüne çıkıyorsunuz. E dayan bakayım bir 5 saniye dayanabilir misin? 5 saniye bile dayanamazsın bu piyasada. Dolayısıyla kaldıraç olayını bir rafa kaldırın değerli yatırımcılar. Kaldıraç olayına çok fazla girmeyin. Eğer giriyorsanız da kaldıraçla öyle bir geliriniz olacak. Öyle bir mal varlığınız, öyle bir fon yapınız olacak. Ufak ufak gireceksiniz. Önermiyorum ama yapabilen yapsın. Ayrı mesele. Sonuçta hayat onun, para onun. Ona ben bir şey demem. Şimdi bu uyarıyı uzunca bir şekilde yaptıktan sonra çok kısa bir de teknik tarafa bakalım. Çünkü az önce de bahsettim. Çok acayip bir geri çekilme oldu. Ben battım, yıkıldım, mahvoldum. Bundan sonra piyasada yokum. E bir de kallavi kallavi hesaplar bunlar yani. Şimdi hani ee, sosyal medyada benim diyen insanlardan bahsediyoruz bu cümlelerde. Şimdi dolayısıyla bu yapıyla beraber gelin dilerseniz şöyle bir Bitcoin'in teknik tarafına bakalım. Çünkü kar realizasyonunun sonuna gelmişiz gibi de bir görüntü var. Özellikle bir teknik seviye var ki bunun altına geçmediğimiz sürece 100 bin dolar ve ötesini hala konuşmaya devam edeceğiz. O bakımdan dolayı rahatlıkla bu tabiri kullanıyorum. Gelin dilerseniz hem kısa hem de orta vadede Bitcoin'deki teknik grafiğe bakalım. Ama bir kez daha hatırlatıyorum. Lütfen kaldıraçtan uzak. Lütfen kaldıraçtan uzak. Lütfen kaldıraçtan uzak. Hadi gelin hızlı bir şekilde grafiklere bakalım. Şimdi değerli yatırımcılar o İsrail Filistin savaşının başlamasıyla daha doğrusu savaş demeyelim ama Allah korusun bu it dalaşının ya da çarpışmanın başlamasıyla beraber az önce bahsettim ya sosyal medyada çok acayip bir feveran oldu. O feveran şurası arkadaşlar bakın. Yani 72 bin dolar seviyesine bakın şuradaki 3 mumdan bahsediyoruz. 72 bin dolardan düşüş hareketleri 62-61 bin dolara geçmiş. Yani 10 bin dolarlık bir düşüş var. Şimdi burada kaldıraç yok zaten geçmiş olsun. Az önce bahsettiğim bir daha o konuya girmeyeceğim herhalde anlaşılmıştır. Şimdi bakın 38 bin 500 dolardan başlayan net bir yukarı trend var. Şuranın hikayesi başka. Geri çekiliyor buranın hikayesi başka. Şimdi ben diyorum ki 38.500 dolar seviyesinden yukarı doğru hareketlerin oluştuğu bir trend ve bu trendin güncel değeri an itibariyle 61.338 dolardan geçiyor. Hadi dedim ki 38.500, 73.800 dolar yükselişini Fibonacci 38.2'sini alayım. Yani 1000 dolarlık daha alta marj bırakıyorum. Dolayısıyla artık şunu diyebilirim. 61.300 60.300 dolar bölgesi. Buradaki 1000 dolarlık bölge benim için kısa vadede altın çiziyorum. Kısa vadedeki en kritik destek bölgem olacaktır. Tamam yani eğer sekecekse buralardan yukarı doğru sekebilir. Ve buradan yukarı doğru sektiği bir atmosfer içerisinde bir kere 65.500 dolar ve onun da üzerinde artık şuradaki zirve seviyeler olan 73.855 dolarlara kadar yükseliş hareketi devam eder. Zaten bu seviye yukarı doğru kırıldığında yukarı doğru hareketlerin daha da kuvvetlenme daha da güçlenme ihtimali bir hayli güçlü olacaktır. Yani bir kez daha söylüyorum kısa vadede. 61.300 60.300 buradaki 1000 dolarlık bölge. Hadi net rakam vereyim. 60.300 dolar seviyesi aşağı doğru geçilirse mevcut durumdaki şuradaki düşüş hareketleri 57.500 dolar seviyesine kadar sürmesi beklenebilir. Az önce teknik analiz tarafına geçmeden önce size bir tabirde bulunmuştum. Cümle kullanmıştım. Hatırlıyor musunuz? Öyle bir seviye var ki bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece hala yatırımcılar 100.000 dolar ve ötesine konuşma noktasında kendinde cesaret ve gücü bulacaklardır. İşte o seviye 57.500 dolar seviyesi. Peki Eren Bey. 57.500 dolar nereden geliyor? Gelin bakalım. Haftalık grafiği açacağım. Bakın Bitcoin haftalık grafiği. Değerli yatırımcılar. 69.000 15.500 dolar çöküşünün. Fibonacci 78 noktasına bakın. Kaçtan geçiyormuş? 57.553 dolar. Dolayısıyla ben diyorum ki geri çekilme olsa bile ya 61.300 ya da 60.300'den yani bugün yarın yukarı doğru bir dönüş beklenebilir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ama ama 60.300 aşağı doğru geçilirse 57.500 son kaledir. 57.500 doların aşağı kırıldığı bir senaryoda Bitcoin fiyatlarının 48.600 dolardan ziyade 42.000 dolar seviyelerine kadar bile düşüş hareketine devam etme potansiyeli güçlü olacaktır. O bakımdan dolayı diyorum ki 61.360.300 60.300 dolar. Yani 60.300 dolardan döndü döndü. Yaklaşır döner, değer döner, altı test eder döner bilemem. Ama buradan dönmezse 57.500'e böyle e, 100 tane spot ışığını bu seviyenin üzerine tutarım. Ve buradan artık eğer long pozisyondaysam ki benim pozisyonum yok açıkça söyleyeyim. E, long pozisyonunda olanların da buralarda ellerini Yüce Mevla'ya açıp Allah'ım ne olur 57.500 dolar aşağı doğru kırılmasın diyecek noktaya getirir. O bakımdan dolayı 57.500 dolar önemli. 57.500 doların üzerinde kaldığım sürece yön yukarıdır. Orta vade, orta ve uzun vadeci söylüyorum. Bir daha söylüyorum. 57.500 dolar seviyesinin üzerinde kaldığım sürece orta ve uzun vadede yön yukarıdır. Bu noktada 69.000 dolarlar yakından takip edilmelidir. Bakın yaklaştırıyorum. Şu çizgi 69.000 dolardı. Haftalık 2 hafta üst üste kapanış gerçekleşmiş mi? Hayır. Bakın burada kapanır gibi yapmış. İkinci hafta düşmüş. Burada buraya kadar bakın burada kapatmış 69 bin doların üzerinde bakın kapanışa 71.757'den kapatmış ama sonra gene düşmüş. Dolayısıyla 57.500 doların üzerindeki kalıcılıklarda 69 bin dolar seviyesinin üzerine geçip minimum 2 haftalık bir kapanış görürsek işte orta vadede Fibonacci 1.272 seviyesinin geçmiş olduğu 83.549 dolar seviyesine yakın takip edeceğiz orta vadedeki başka bir yukarı hareketlenmede yani 83.500 dolarların üzerine yükseliş hareketlerinde ise 100.000 dolar ve ötesi demiştik ya bakın altın oran 1.618 burası biraz daha uzun vadede 102.000 dolar seviyesi potaya girecektir. Teknik olarak da buydu kaldıraç noktasında da sizi uyarılarda bulunmak istedim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Çünkü gerçekten teknik analizde herkes söyler. Ama e, teknik analize giriş yapmadan önceki videonun o ana uzun kısmındaki e, size tavsiyeleri herkes veremez. <laughs> Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü ben Forex piyasalarında anlattım işte ayrıntılı. yaşadım gördüm. E, sıkıntılı süreçler. Umarım siz bu e, sıkıntıya maruz kalmazsınız değerli yatırımcılar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Es geçmeyin. Desteğiniz benim için çok ama çok önemli. Sizin sandığınızdan daha da önemli. Bir diğer çağrım da videoları abone olmadan izleyen değerli takipçilerimize, değerli yatırımcılarımıza bir abone tuşuna basıp izlerseniz daha da mutlu olurum, daha da şevklendirirsiniz, daha da fazla e, video ve içerik üretmeye e, devam ederim. E, dolayısıyla destek çok ama çok önemli. Maddi destek değil, buradan herhangi bir maddi destek sağlamıyorum ama... Manevi destek benim için çok 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 ve çok önemli olurdur. Çok kritiktir. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın efendim.